Bir şey rica edebilir miyim sizden? Sizi hiç duymuyorum. Duymamı istiyorsanız lütfen televizyonun sesini kapatınız. Şimdi daha iyi, şimdi söyleyin. Teşekkür ederiz. Adınızı alalım. Yani aramızda biraz yaş farkı var. Eğer az verirse kendimden bahsedeyim. Bir dakika sırayla isminizi alayım. Rüstem. Rüstem. Evet. Buyurun, niçin aradınız bizi? Ben Hülya Hanım'ın aramında. Hülya Hanım benim. Var. O kabul ederse kendimden bahsedeyim. Hayır, Asiye için mi aradınız? Seha Asiye için aradım, Asiye Hanım için. Ha, ne söyleyeceksiniz Asiye'ye, buyurun. Şimdi ben İzmir'de oturuyorum. İzmir'in Gümüldür beldesinde. İzmir Gümüldür'den, evet. Memur emeklisiyim. Emekli. Memur emeklisi. Arabam, evim var. Evet. Çocuk sorunum yok. İyi çocuğum var. Gel Asiye yanıma. Birisi Manisa, birisi Bandırma'da. Çocuk sorunum yok. Duyuyor musun? Efendim, evim müstakil. Dairem de var. Çocuklarımı işe daire verdim. Kendim müstakil evde oturuyorum. Eğer Hülya Hanım bir de araba kullanması biliyorsa çok şahane olur. Kendi arabam var. Daha işte daha 30 binde yeni aldım, sıfır aldım. Asiye ben diyor ki araba kullanmak biliyor mu? Benim ehliyetim yok Gevlik ama yaptım. Yani araba kullanmasını biliyorum, evet. Biliyorum. Tamam, çok biliyorum. Geliriz. Arabam daha 30 kilometre sıfır aldım. Ehliyetim yok ama. Şimdi anlamadım şöyle diyeyim, ehliyeti. Ben eşimi kaybettim ben 2011'de. Yani 2001'de. 2001'de kaybettim. Hülya Hanım'ın yaşında bir bayana evlilik yaptım. Asiye Hanım, yanlış söylüyorsunuz. Dostla ayrıldık. Alo. Efendim. Asiye Hanım diyeceksiniz. Rüstem Bey, Hülya benim, Asiye o. Vay be, şaşırıyor, heyecanla. Anladık biz, seyircimiz de anlamıştır. Ha. Tamam. Asiye Hanım, işte yaşlı bir bayan evlilik yaptık. Anlaşamadık, dostla ayrıldık. Konuşmayız. Bu kaçıncı evliliğiniz acaba? Bir, iki, kaçıncı evliliğiniz? Ben iki evlilik yaptım işte, birinci eşim öldü. 27 sene sonra öldü. Ha, anladım. Vefat etti. İkinci, 5 sene sonra çocuklarım evlendim, üniversiteyi bitirdiler. Okuttum, ondan sonra onunla evlendim, sıra kaç bana geldi, ben evlendim. Kaç yaşındasınız acaba? Ama anlaşamadık, dostça ayrıldık. Yaşınız kaç acaba? Beldeniz normal işte, yani İzmirlisiniz, İzmirli olduğunuza sevindim. Ben 65 yaşındayım. Aa, 65 yaşında. 65 evet. Yaşı olmaz. Ben 45'te... O fark var, yaş farkı var. Başka bir şeyimiz yok. Hani 55 da. Olsun bari yani, 55 istiyorum. 45 ile 55 yarışı arasında istiyorum. Tamam oğlum, ben işte bizimle daha aradım da söyledim, bir yaş farkımız vardı, başka bir şeyimiz yok. Nedir bilmiyorum. Bir sorunum yok, işte evim, arabam, her şeyim var. Bir tek başıma yaşıyorum ben. Kendi kenara oturuyorum. Yakışıklı mısın? Bakın tipini sor. Boyunuz... Yaş farkı var. Eğer ona... Boyunuz bana göre mi yok. Acaba? Daha ben bir ben 65 boyundayım. Duydunuz mu efendim? Boyunuzu soruyor, tipinizi soruyor. 1.70 boyundayım, 80 kiloyum. 80 kilo. Vallahi yani ben işte 45 ile 55 yaş arası arasında tamam, istiyorum. Tamam, ben istemiyorum bak. Ben aradığımda dedim yaş farkımız var. Kabul ederse etmezse siz bilirsiniz. Vallahi bilemiyorum yani. Şimdi buraya gelip konuşmamız lazım ama buyurun vallahi gelin yani. Ne diyeyim? Yaş farkı olduğu için ben oraya hiç gelmeyeyim başına. Daha İzmir gibi yerden ben oraya gelmeyeyim ben yani. Ben 45 ile 55 yaşın arasında tamam, istiyordum. Tamam, doğru. Siz ben işte zaten benim ikinci evlendiğim hanım da sizin yaşınızdaydı. Buyurun gelin, ne diyeyim yani, istiyorsanız sahiplerim arasından inşallah. Siz belki sizsinizdir. 55 yaşım, kısmetim. Yaşım fazla. Kısmetim sizsinizdir. Bıyıklı mısınız? Bıyıklarım var. Ha, var. Bıyıklı mıymış? Bıyıklı dedim. Evet, bıyıklarım var. Ha, askerden beri bıyıklarım var. Tamam. Sakalı mı varmış? Bir yok de. Yok, bıyıklı dedi o kadar. Sen beğeniyor musun bıyıklı erkekleri? Yani olabilir de ben işte 45 ile 55 yaşı arasında istiyorum. Yaş fark var ama ben bakın içki sigara içmedim, daha delikanlı duruyorum. Delikanlı gibi. Karadenizli misiniz? Yok, ben Devşehirliyim. O şey var orada, Nevzat Hanım'ın hemşerisiyim. Nevzat Hanım var ya orada, onun hemşerisiyim, Devşehirliyim, aman usta. Ha, Nevşehirli. Çok peki. Güzel. Peki. Ne yapalım? İstiyor musun, gelsin mi seni? Vallahi hemen bilmiyorum de yani, şu anda burada, karar veremiyorum. Ben 45 ile 55 yaşları arasında istiyorum. Tamam, oldu, ama çok istiyorsanız, ederim, İzmir'de de oturuyorsanız kesin Nevşehirlere gidemem. Onu söyleyeyim baştan. Hanımefendi, ben İzmir'in en güzel yerinde Gümüldür'de oturuyorum, deniz kenarında. Deniz kenarında, Gümüldür'de.
Ne yapsın, gelsin mi? Bilenler varsa bilmiyorum buraya bak, ki ona yani sor. Bir şey diyemiyorum. 45 ile 55 yaşlar arasında. Siz tamam, niçin oldu, demiştim oldu. De. Tamam oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir şey soracağım Rüstem Bey. Hatta mısınız? Buyurun. Evet. Niçin beğendiniz Asiye Hanım'ı? Ya şimdi evlenmediği için çocuk sorunu yok. Benim nasıl sorunum yok? Evet, yok benim çocuğum. Evde evlenmemiş. Onun tercihim ondan oldu. Peki. Tamam. Şimdi soruyorum. Asiye Hanım sizi istiyor mu görmek için? İstiyor musun? Vallahi yani ben 45 ile 55 yaşında istiyorum ama çok kendisi çok istiyorsa, bana da uygunsa, hayır, hayır, siz o isterse gelmem, gelsin ben ama şey bir şey diyemiyorum ama Hanım, şu anda. Ben, alo. Efendim, dinliyorum. Hülya Hanım, ben kısmadırsa yani 25'e doğru gelmeyi istiyorum sizin programınıza. Tabii tabii, buyurun, eğer istiyorsa size kapımız açık. Peki efendim, tabii. Size çok teşekkür ediyoruz. Oldu, hayırlı akşamlar. İyi sunuyorum. Akşamlar diliyoruz, teşekkürler. Peki şimdi Asiye, sana telefonlar devam ediyormuş gelmeye ama tamam. İlerleyen dakikalarda bağlayacağız. Tamam. O zaman Asiye'yi yerine oturtalım mı? Asiye'yi alkışlarla yerine oturtuyoruz. Tamam. Hadi. Bak, tamam. Bir kapı kapanıyor. Bir kapı açılıyor. Duydunuz mu ne dedi? Bir kapı kapanıyor, bir kapı açılıyor dedi. Efendim şimdi sırada hani dün bir karar anı daha vardı. Burada benim çok sevdiğim küçük kurbağa var ya, küçük kurbağa Leyla. Leyla'yla Salih Bey'in karar anı var. Bakalım neler var, bekliyoruz. Seni Seçtim programının beyefendi adaylarından olan Selçuk Bey, kalbinin sahibini bulmak için sabırlı bekleyişini sürdürüyordu. Yaşına uygun birini istediğini her fırsatta belirten Selçuk Bey'in ölçülü tavrı bugüne kadar hiç bozulmamıştı. Bakalım Selçuk Bey'in bugün gelen talibi kim? Selçuk Bey gelen talibine ne cevap verecek? Az sonra. Programın ilk dakikalarında yaşanan sürpriz bir gelişme izleyenleri şaşırtmıştı. Leyla Hanım Salih Bey'e talip olmuştu. Salih Bey de Leyla Hanım'ın duygularına karşılık verince ikili birbirini daha yakından tanımak için sohbet odasına gittiler. Salih Bey ve Leyla Hanım'ın heyecanla beklenen karar anları az sonra. Evet, Leyla bekliyor sırasını ama önce Selçuk Bey'i alkışlarınızla buraya çağırıyoruz. Talip gelmiyor Hülya Hanım, bana talip gelmiyor diyordun. Gördün mü? Talip geliyor demek ki. Paravanımızı kapatıyoruz. Ve alkışlarınız Nurten Hanım için geliyor. Çok hoş bir hanım geldi. Vallahi billah. Çok hoş. Peki Selçuk Bey, başla. Start. Ben hoş geldiniz diyelim efendim. Hoş bulduk. Nurten merhabalar. Nurten değil mi isminiz? Efendim? Nurten de isminiz. Evet. Nurten Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben önce yaşınızdan başlayarak kendinizi bir tanıtır mısınız önce? Yaşım 45. Bir evlilik yaptım. Ayrıldım eşimden. Eşim beni aldattı. Daha iki tane oğlum var. Biri 15 yaşında, biri 19 yaşında. Çocuklarım Selçuk Bey'in ciddiyetine bakar mısınız? Çocuklarım bende kalıyor. Duyuyorsunuz mu beni? Gardım düştü ama. Şimdi benim gardım neden düştü onu söyleyeyim baştan. Evet. 45 yaşa ben takıldım.
Ne yaş? Ben yaş takıntım var, 45. Ben 63. 18 genç. Yaş var. Genç mi kaldı? Çok genç kaldı. Yok ya, bence gayet şimdi yakışıyorsunuz. Hep güzel diye işaret ettiniz ama. güzel. Evet, güzel. Muhakkak öyledir, inanıyorum. Peki dinleyin bakalım bir. Çocuklarınız var demiştiniz. Evet, iki tane oğlum var. Sizinle beraber oturuyor galiba. Çünkü evet, benimle babaları beraber. Babaları aldattığı için ona vermez kimse onları. Evet. Sakıncalı bir durum oluyor aile birliği bakımından. Evet. Şimdi ben, çocuk mevzu da var bende. Ben sizi biraz duyamıyorum. Benim çocuk mevzu da var. Ben şöyle bir şey. Evet. Ben hür yaşamayı seviyorum. Hmm. Hiç kimseye bağımlı değilim. Hani bağımlı derken sadece eşime bağımlı olmak istiyorum. Yani hiçbir yere karşı sorumlu değilim. Ne çocuklarıma karşı bir sorumluluğum var. Çünkü hepsi, onun durumları fena değil aslında. Hepsi yerlerine oturmuş. Herkes hayatını kendi yaşıyor. Ben de şimdi çocuklarınızla beraber evde okulları var, şeyleri var. 15-17 yaşındaydınız, okulları var. Evet. Efendim özellikle onlara bir hayat temin etmek için bir şeyler lazım. Fakat ben bu sorumluluğu alacak bir durumum yok benim. Şöyle ki, benim biliyorsunuz karavanım var. Ben orman içinde de yazlığım var, deniz kenarında yazlığım var. Ben hava muhalefeti el vermediği sürece ben... İstanbul'da oturmayı seven bir insanım. Şimdi kaldı ki çocuklarla beraber eve kapanacaksın, şey yapacaksın. Hani evet, bayan çok güzel olabilir. Öyle de işaret ettiniz bana, çok güzel diye. Eminim öyledir mutlaka. Fakat bazı sorunlar, şimdi bu paravanı niçin kapattık? Niçin? Hani önce bir mantık konuşması yapıyoruz şu anda. Sonradan duygusallık, tabii duygusallıksız olmaz. Çünkü hani ben her zaman söylediğim bir laf vardır. Parasız hiçbir şey olmuyor. Hani aşksız evlilik olmaz, parasız hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olunmuyor. Gerçi o peki mantık... Peki biraz soru sor bence. Bize anlatma, ona sor soruları. O zaten kararını vermiş herhalde. Şimdi ona sordum, sor. İki tane çocuğu var. Ona sor. İki tane çocuğum vardır ama. Evet, sor. Çocuklarınız da okuyor mu efendim? Çocuklarım evet, okuyor. Okuyor değil mi? Kaça evet. Gidiyorlar? Herhalde liseye gidiyorlar. Evet, biri liseye. Şimdi biraz önce problem oldu. Asiye Hanım'ın gardı çok düştü. Aslında dün çok güzel bir hopluyordu, yerinde duramıyordu. Birden şey oldu. Şimdi ben de şöyle söyleyeceğim. Siz çocukları kız, problem mi ediyorsunuz? Kız çocuğu babayı belki yani şey yapabilir, kıskanabilir ama 15-17 yaşında bir erkek çocuğun ben evet. Bir babayı, başka bir babayı kabul edeceğini katiyen şey yapmıyorum, inanmıyorum yani böyle bir şey yapamayacak. Onun için ben bilmiyorum.